Şimdi tabii emekli zammını ne belirliyor diye konuştuğumuz zaman enflasyon belirliyor. Yıllardır böyle oldu. SSK ve Bağkur emeklilerinin yılda iki kere zammı oluyor. Birisi Ocak'ta, birisi Temmuz'da. Dolayısıyla her zam öncesinde meydana gelen 6 aylık enflasyon SSK ve Bağkur emeklilerinin zamlarını belirliyor. Ama memur ve memur emeklilerinin zamları yine enflasyon endeksi ama onlar toplu sözleşmede. E, belirlenen bir zam alıyorlar. O Hı -hı. zamın üstünde oluşacak enflasyon da onlara fark olarak ödeniyor. Peki şimdi e, ne var elimizde diye bakarsak, Hı -hı. bir kere 3 aylık enflasyon elimizde. 3 aylık enflasyon %4.23 çıktı. Bunun üstüne işte e, Ekim-Kasım aralık enflasyonları eklenecek e, ve 6 aylık enflasyon ortaya çıkacak. Peki bir tahminimiz var mı? Var. Merkez'in yaptığı bir ankette e, ekonomistlerle 6 aylık enflasyon yani yıllık enflasyondan yaptığımız hesapla 6 aylık enflasyon %8.46 çıkıyor. Bu durumda da hani bu tahmine göre, bu çalışmaya göre SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranı %8.46 olacak. Şimdi memur ve memur emeklisinin zam oranı biraz daha yüksek. %10.46'ya çıkıyor. Nasıl çıkıyor? %5 toplu sözleşme zammı alacak onlar. Ee, ve bunun üstüne Temmuz'da aldıkları %3'ün üzerinde oluşan enflasyon farkı da eklenecek. %3'ün üzerinde ne kadar enflasyon farkı ekleniyor? 5.46. Niye? 8.46 olduğu için. Toplayınca da 10.46 oluyor memur ve memur emeklerini. Bunun üstüne bir maaş çalışması da yaptık biz. 2000 öncesinde emekli olmuş bir SSK emeklisinin şu anda maaşı 2624 lira 24 kuruş. En düşük maaşlar bunlar. %4.23 yani bundan sonraki 3 ayda 0 bile çıksa enflasyon. Bu 4.23 ile 2.735 liraya çıkacak ama 8.46'lık o simülasyona göre de 2.846 lira olacak. SSK 2000 sonrasında emekli olanların maaşı şu anda 1.626 lira. O da 1.695 liraya çıktı diyebiliriz çünkü o enflasyon gerçekleşti ama yıl sonunda 1.764 lira tahminimiz var. Esnaf bağ kurulunun maaşı 2.350'den 2.449'a çıktı o da 2.548'i görecek. Bağkur tarım emeklisinin maaşı 1867 lira 1946'ya çıktı. 2025'i görecek en düşük maaşlardan bahsediyoruz. Bunun altında maaş yok üstünde var. En düşük memur emeklisi maaşı 2000 3275 lira 90 kuruş şu anda. Ona 6.23'lük yani 4.23'ün üstünde oluşan enflasyon farkıyla birlikte 3480 liraya çıktı. Hı hı. Yıl sonunda da 3618 lira 55 kuruşu. Görebilir diyoruz o 8.46'lık enflasyon tahminine göre ama seninle burada konuşacağız nasip evet. olursa. Kasım'da, Aralık'ta e, ortaya çıkan enflasyonla birlikte zamlar da belli olacak. Tabi Aralık'ta bir de asgari ücret zammı e, ortaya çıkacak. Onu da zaten konuşmuştuk seninle. Yüzde 20'nin üzerinde bir zam bekliyoruz. 2022 Ocak emekli zammı ne kadar olacak? Emekli maaş zammı ne zaman belli olacak soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Geride bıraktığımız 4 ayın enflasyon rakamı açıklanırken bu oran %6.72 olarak belirlendi. Merkez Bankası'nın yıl sonu %18.4'lük tahminine göre yapılan hesaplamalara göre 6 aylık enflasyon verisi 9.17 oranında olacak. Peki 2022 Ocak emekli zammı ne kadar olacak? İşte emekli zam miktarı ile ilgili ayrıntılar. Kasım ve Aralık verisi ile birlikte Ocak 2022 emekli zamı kesinleşecek, asgari ücret zam oranının açıklanacağı Aralık ayı memur ve emeklilerin zam oranının da belirlendiği tarih olacak. Her iki ay sıfır çıksa bile 4 aylık 6.72 zam kesinleşti. Merkez Bankası'nın yıl sonu %18.4 lük tahminine göre yapılan hesaplamalara göre 6 aylık enflasyon verisi 9.17 oranında olacak. Ancak enflasyon bu tahmini aşarsa zam oranı da yükselecek. Açıklanan 4 aylık %6.72'lik enflasyona göre memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı almaları da kesinleşmiş oldu. Memur ve memur emeklileri Ağustos'ta yapılan toplu sözleşme gereğince Ocak ayında %5 zam alacaklar. Buna enflasyon farkı da eklenecek. 4 aylık enflasyona göre memur ve memur emeklilerine %3.72 oranında fark kesinleşmiş durumda. Buna Kasım ve Aralık verileri de eklenecek. Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı Temmuz'daki %3 lük zamın üzerindeki orana göre hesaplanıyor. Merkez Bankası'nın tahminine göre 6 aylık enflasyon %9.17 olursa bu kez fark 6.17 olacak. Bu durumda memur ve memur emeklilerinin ocak zamı %11.17'ye çıkacak. Te yandan Ankara'daki kulislere göre emekliler için ekstra zam yapılması konusu da çalışılıyor. Buna göre en düşük emekli maaşının 2000 liraya çıkartılmasıyla çok sayıda emekliye enflasyon zammının yanında seyyanen artış yapılması da gündemde. Bu çalışmaların Ocak ayına kadar tamamlanması bekleniyor. 4 aylık enflasyon verisine göre, en düşük emekli maaşları ise şöyle oluştu. Memur emeklisinin en düşük maaşı 4 aylık zamma göre 3.561,55 Türk lirası olurken, 2000 öncesi emekli olan SSK'lılarda taban maaş 2.800 liraya bakur esnaf maaşı ise 2.508 liraya yükselmiş oldu. Yeni yılda yapılacak olan emekli ve memur maaşı zamları merak konusu oldu. Kasım ve Aralık enflasyon verilerinin açıklanmasının sonrasında Ocak zammı da belli olmuş olacak. Böylece Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin 4 aylık zamları %6.72 olurken bu orana Kasım ve Aralık aylarının enflasyon oranlarının eklenmesiyle zamlar kesinleşmiş olacak. Yeni yılda memur ve emekli maaşlarına yapılacak olan zamlar merakla takip ediliyor. Gözler Kasım ayı enflasyon rakamının açıklanacağı 3 Aralık gününe çevrildi. İşte memur ve emekli zammı ayrıntıları. Daha önce memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme zammı Ağustos ayında açıklanmıştı. Buna göre, 2022 yılı için %5 artı 7, 2023 yılı için ise %8 artı 6 olmak üzere maaşlarda 2 sene süresince kümülatif %28.62'lik bir artış gerçekleşmişti her 6 ayda bir enflasyon söz konusu zamların üzerine çıkarsa, fark da eklenecek. Buna ek olarak sendikalı yaklaşık 2 milyon memura 400 TL'lik de toplu sözleşme ikramiyesi ödenecek. Aynı zamanda memur ve emeklisi, 2019 yılındaki toplu sözleşme görüşmelerinde 2020 yılı için %4 artı 4, 2021 yılı için de %3 artı 3 oranında zam almıştı. Enflasyon farkı da her 6 aylık dönemde, Ocak ve Temmuz'da, bu rakamlara ilave edilmişti. 2019 yılındaki toplu sözleşmenin son zamı bu yılın Aralık ayına kadar geçerli olmak üzere %3 olarak uygulanmıştı. Buna ilk 6 ayda oluşan %5.45'lik enflasyon farkı da eklenmişti ve toplamda zam %8.45 olmuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından 6. dönem toplu sözleşmesine ilişkin paylaşımda bulundu. Maaş artışları ile ilgili tabloyu da paylaşan Bilgin, "6. dönem toplu sözleşmemizi az önce gece saatlerinde imzaladık. Kamu çalışanlarımız için son yıllardaki en yüksek kazanımlar, istikrarla büyümeye devam eden güçlü Türkiye'nin en önemli göstergesidir." ifadelerini kullandı. Sözleşmenin kamu çalışanlarına ve ülkeye hayırlı olmasını dileyen Bakan Bilgin, memur sendikalarıyla vardıkları anlaşmaya göre kamu personelinin 2022-2023 seneleri maaşlarındaki kümülatif artış oranlarının %30 ile 35 arasında değiştiğini ifade etti. Merkez Bankası'nın %18.4'lük 2021 enflasyon tahminine göre yılın ikinci yarısındaki enflasyon %9.17 olarak gerçekleşebilecek. Bu durumda memurların ve emeklilerinin enflasyon farkı %6.17 olacak. %5'lik toplu sözleşme zammıyla Ocak artışı %11.17'ye ulaşacak. Piyasa katılımcıları anketindeki %19.31'lik TÜFE tahminine göre ise fark %7.01 olacak. Buna göre Ocak artışı %12.01'i bulacak. En düşük emekli aylığı 3275 liradan %8.72 lik orana göre 3561 liraya çıkacak. Ocak zammı %11.17'ye ulaşırsa bu maaş 3641 lirayı, %12.01'i bulursa 3669 lirayı görecek.